Merhaba sevgili seyirciler. Bir programda daha yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere oruçtan bahsetmek istiyorum. Oruç aslında ne için tutuluyor? Orucun gerçek amacı nedir? İnsanların bir ay boyunca aç kalması veya 3 gün boyunca veya 12 gün boyunca, bazen 3 ay bazı dinlerde aç kalması, yemeden içmeden kesilmesinin amacı nedir? Bununla sosyal bir mesaj mı veriliyor? Bir sosyal yaraya parmak mı basılıyor? Yoksa Tanrı kullarının kendisi için aç kalmasını mı istiyor? Bunu bir sınav olarak mı kullarına emrediyor? Yani orucun esasında amacı ne? Oruç sadece İslamiyet'te değil, bütün dinlerde var. Hemen hemen yeryüzünde şu ana kadar ortaya çıkmış bütün dinlerde, Zerdüştlük'ten Hristiyanlık'tan Yahudilik'ten Afrika dinlerine kadar, Çin dinlerine, Tibet dinlerine kadar, yeryüzünde din namına ortaya çıkmış, Tanrı'dan bahseden, onun hükümlerinden, ayetlerinden, emirlerinden bahseden ne kadar din varsa, hatta din değil aynı zamanda bir öğreti, bir arınma yolu, mesela Budizm gibi arınma yolu türünden olan ne kadar öğreti varsa hepsinde istisnasız oruç vardır. Günün belli saatlerinde perhiz yapmak, aç kalmak, yemek perhizi, cinsel perhiz, su içmemek, kendini bunlara karşı tutmak, bunlardan herhangi birisini yapmamak tarzında oruçlar var. Veya bu oruçlar bazen perhiz şeklinde olabilir. Mesela veganlık, vejeteryanlık, onlar da bir tür oruçtur. Yani canlı eti yememek, et, süt, hayvan ürünlerine karşı perhiz. Diğerleri serbest ama bunları ben yemiyorum, bunlara karşı oruçluyum, bunlara karşı kendimi tutuyorum demek de dünyanın değişik yerlerinde oruç şeklinde tezahür etmiştir. Bunun bin bir türlü şekli vardır. Sabahtan başlayıp akşama kadar 24 saat olan var. Bir gün tutup bir gün başlayan var. Belli ürünlere karşı perhiz olup, yani onlara karşı oruç tutup diğerlerine karşı iftar halinde olma. Yani onları yeme içme ama işte etli sütlü şeylere gelince kendini tutma. Bu da bir tür eski çağlarda oruç şekliydi. Böyle böyle yılın içinde 3 ay süren var, 4 ay süren var, 1 ay süren var, 3 gün süren var, 15 gün süren var. Bunlar değişik değişik dinlerde ortaya çıkmış oruç türleridir. Kendini tutma şekilleridir. İslamiyet'te 1 ay boyunca Ramazan ayında oruç tutma vardır. Keza Kur'an-ı Kerim gelmeden önce Medine'de Aşure orucu, Muharrem'in 10. günü tutulan Aşure orucu vardı. Kimi Yahudiler bir gün, kimi Yahudiler 3 gün, kimileri de 10 gün boyunca tutardı. Fakat İslamiyet'te resmi olarak Kur'an'da yer alan bir dini ritüel olarak oruç 30 gün süren Ramazan orucudur. Diğerleri de İslam kültürü içerisinde bir şekilde var olmuştur. Mesela pazartesi, perşembe tutulan var.
Muharrem ayında tutulan var. Yıl boyunca belli gün ve gecelerde tutulanlar var. Ama bunların hepsi resmi dini ritüel değildir. Resmi dini ritüel demek Kur'an'da geçen demektir. Kur'an'da geçen ve Ramazan ayı boyunca devam eden oruçtur. Bir ay gün doğumundan gün batımına kadar yeme, içme ve cinsel perhiz şeklinde yapılan oruçtur. Ve bu az önce dediğim gibi bütün dinlerde olan halidir ve İslamiyet'te en makul, en olabilecek şekle indirilmiştir. Hava karardıktan sonra oruç tutmanıza gerek yoktur. Gün başlarken başlayacaksınız, hava karardığı zaman bitireceksiniz. 10 dakika önce olmuş, 15 dakika sonra olmuş, yarım saat önce, bir saat sonra olmuş, bunlar önemli değildir. Önemli olan gün başlarken başlayıp gün biterken bitmesidir, bu kadar. Şimdi esas mevzu bu değildir. Esas mevzu oruç neye tutuluyor? Kur'an-ı Kerim'de oruçtan başka yerlerde de bahsediliyor. Oralara bakarak buradaki orucun da ne amaçla olduğunu anlayabiliriz. Mesela diyor ki bir kimse yemin ederse ve o yeminini yerine getirmezse, işte ben şu gün şöyle bir iş yapacağım, Allah şahidim olsun ki vallahi billahi şu işi yapacağım deyip de onu yerine getirmezse, yani bir nevi yalan konuşmuş olursa, ya 10 tane fakiri doyuracaktır ya 3 gün oruç tutacaktır. Şimdi bir kimse Müslüman veya zımmi, yani Müslüman olmadığı halde Müslümanlarla beraber yaşayan gayrimüslim, Yahudi, Hristiyan, Zerdüşt, Müslüman herhangi birisini kasten değil de hataen öldürürse, mesela bir ok attı gitti ona değdi, adam öldü. O zaman ya 2 ay üst üstüne oruç tutacaktır. Veyahut da diyet, tazminat ödeyecektir. Keza bir kimse, Araplar buna zihar derlerdi, kişinin karısını annesine benzeterek boşaması anlamına gelirdi. Arap erkeği o dönemde yanından gitmesini istemediği bir kadını, sen benim annemin sırtı gibisin, bundan sonra annem gibi olacaksın derdi. Ne kişi o kadınla karı kocalık ilişkisine girer, ne de evden gitmesine izin verirdi. Ama o başka kadınlarla düşüp kalkmaya devam ederdi. Arap erkeği bir kadın kendisiyle bir şekilde bir dönem düşmüş kalkmışsa onu bırakmazdı. Başkalarını almaya devam eder, onun da orada durmasını isterdi. Bu kadınlara büyük bir hakaret anlamına geliyordu. Buna zihar denirdi. Her kim bunu yaparsa yine 2 ay üst üste oruç tutacaktır. Köle azat edecektir. Veyahut da 60 tane fakiri doyuracaktır. Şimdi bunlara Kur'an-ı Kerim'de kefaret deniyor. Kefaretler herhangi bir şeyi yanlış yaptığınızda size yüklenen cezalardır. Bizi burada ilgilendiren şey şu: oruç da bu cezalar kabilinden yükleniyor. Eğer yeminini bozarsan 3 gün oruç tutacaksın. Yani veyahut da 60 gün oruç tutacaksın yanlışlıkla birisini vurursan, veyahut da diyet ödeyeceksin. Veyahut da yargılanmayı kabul edeceksin. Bunlar kefaret türünden olan yaptırımlardır ve aynı zamanda cezai özellikleri vardır. Şimdi orucun buralarda geçtiğine bakarak aslında orucun Müslümanlara, Kur'an'a inananlara yüklenmiş bir ceza olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oruç aç kalmak, suya karşı, ekmeğe karşı, yiyeceğe karşı cinsel perhiz insanlara zevk veren bir şey değildir. İnsanlara
acıtan, canını sıkan, aç bırakan, başını döndüren ve bir an önce geçmesi istenen, bitmesi istenen bir dönemdir. Kimse orucu isteyerek, zevk alarak, bir an önce gelse de aç kalsam diyerek, şu açlığım biraz daha uzasa diyerek tutmaz. Bu nedenle oruç aslında bir cezadır. Peki, neyin cezası? Biz Kur'an'a inananlar bir cezaya mahkum ediliyor. Bir ay. Aç kalacaksınız deniyor. Bir cezaya mahkum ediliyor. Bunu diyor, eğer Allah'a inanıyorsanız yapacaksınız. Peki neyin cezası? Madem Kur'an-ı Kerim'de diğer oruç çeşitlerine kefaret türünden olanlara baktığımızda ya yeminini bozmak ya haçta tıraş olmak, o da bir ritüel, kasten değil ama yanlışlıkla birisini vurmak veyahut da kadına hakaret etmek, zihar yaparak annesi yerine koymak, bütün bunlardan dolayı oruç tutacaksın 3 gün, 10 gün, 2 ay diyerek ceza mı görülüyor? O zaman bir aylık Ramazan orucu da bir cezadır. Fakat neyin cezası? Bunun da açlıkla, yoksullukla ilgili olduğuna bakarak genellikle Kur'an'da kefaretler 3 türlüdür. Ya oruç tutacaksın 3 gün, 10 gün veya 2 ay der veyahut da köle azat edeceksin. Bir köleyi serbest bırakacaksın. Bir boyunduruğu çözüp özgürlüğüne kavuşturacaksın bir kişiyi der. Veyahut da 10 fakiri, 60 fakiri yoksulu doyuracaksın der. Bakın oruç nerelerde geçiyor? Köle serbest bırakmakta, yoksulları doyurmakta. Kölelik ve yoksulluk. Oruç, kölelik ve yoksullukla ilgilidir. Oruç eğer bir ay, Ramazan ayında bizlere ceza olarak yükleniyorsa, bunun kölelikle ve yoksullukla, açlıkla ilgili olması gerekir. Buradan yola çıkarak şöyle bir yorum yapabiliriz. Bir ay oruca mahkum edilmemizin sebebi, yeryüzünde hala köleliğin, yoksulluğun, açlığın sürüyor olmasıdır. Adeta bunun cezası bize çektirilmektedir. Niçin hala yeryüzünde boyunduruk altında olanlar var? Özgürlüğüne kavuşamayanlar var. Başkasının boyunduruğu altında yaşayanlar var. Kölelik yapanlar var. Mesela bütün borçlular kime borçluysa ona kölelik yapmaktadırlar. Günümüzde borçlulara kölelik yapıyor diyebiliriz. Mesela kredi kartı köleliğinden bahsedebiliriz. Bir ömür boyunca onu ödemek için uğraşıyor insanların çoğu. Bu neden hala var? İnsanlar neden boyunduruk altındalar? Niye özgür değiller? Çeşitli şekillerde baskı altında, boyunduruk altında yaşayanlar var ülkelerde, yeryüzünde. Sonra ülkelerde ve giderek tüm yeryüzünde aç sabahlayanlar var. Evine ekmek götüremeyenler var. Yoksullar var. Yoksulluğunu kimseye söyleyemeyenler var. Geçinemeyenler var. Sabah çıkıp akşama kadar işsiz işsiz dolaşıp eve nasıl gideceğini düşünenler var. Borcunu ödeyemeyenler var. Açlıktan, yoksulluktan intihar edenler var. Bütün bunların olduğu bir memlekette insanlara bir ay oruç tutturmak onlara cezadır. Neden bunlar hala devam ediyor diye. Yoksa bizlerin oruç tutmasından Allah zevk alıyor değildir. İnsanlara oruç tutturup, aç bıraktırıp onları kıvrandırmak niyetinde filan da değildir. Etrafınıza şöyle bir bakın. Ve bu niye hala devam ediyor? O zaman bunu bir
Çekin de görün bakalım bu açlık neymiş. Dedirtilmektedir adeta. Kişinin kendini tutması, haddini bilmesi demektir. İnsanlar haddini bilmelidir. Kur'an'ın buna vermiş olduğu isim takvadır. Takvalı olmak, yani muttaki olmak, haddini bilmek demektir. Başkasına zarar vermekten sakınmak demektir. Sakınmak, kendine bir sınır çizmek, hat çizmek ve o haddin ilerisine geçmemek demektir. Bu nedenle insanlar dilini tutmalı ve haddini bilmelidir. İnsanlar hakkında ileri geri konuşmamalıdır. Yalan söylememelidir, iftira atmamalıdır. Dedikodu yapmamalıdır, çekiştirmemelidir. Diliyle zarar vermemelidir. İnsanlar eliyle zarar vermemelidir. Kimseyi yaralamamalıdır, kimseye vurmamalıdır. İnsanlar başka insanların kalbini kırmamalıdır, gönlünü incitmemelidir. Başkasının ırzına, namusuna tecavüzde bulunmamalıdır. Namuslu, dürüst yaşamalıdır. Bütün bunlar kişinin haddini bilmesiyle ilgilidir. Haddi bilmek de kişinin kendisini tutmasıyla ilgilidir. Kendini tutmak da kişinin aklıyla dürtülerine hakim olması, nefsine gem vurması, onları yönetmesiyle ilgilidir. Bu nedenle oruç kelimesinin Arapçası olan savm, tutmak demektir. Savm, bir şeyi tutmak, tutmak. Oruç da ruz, Arapça ruz, Farsça ruz, bir gün anlamına gelir. Bir günlük kendini tutuş demektir. Oruç, bir gün boyunca kişinin kendini tutması, haddini bilmesi, nefsine hakim olması, eliyle, diliyle, beliyle insanlara zarar vermesi, vermemesi ve bunları tutması demektir. Kişinin bunları öğrenmesi, bunların talimini yapması için önerilmiş bir dini eğitim ritüelidir. Oruç tutmamanın Kur'an'da bir cezası yoktur. Oruç tutmadığı takdirde kişinin ayıplanması, ötekileştirilmesi söz konusu değildir. Oruç tutanlarla tutmayanlar tıpkı yeryüzü sofrasında olduğu gibi bir araya gelmeli ve oruç tutan için o sofra iftar, oruç tutmayan için de akşam yemeği olmalı. İnananla inanmayan, oruç tutanla tutmayan kendi ekmeğini diğerine ikram ederek bölüşebilmelidir. Bu nedenle oruç tutanların tutmayanlara, oruç tutanların da tutanların tutmayanlara, tutmayanların da tutanlara öfkeyle, nefretle bakmasının hiçbir anlamı yoktur. Zaten bu orucun ruhuna aykırıdır. Sen niye oruç tutmuyorsun diye kişiye kızmak, ötekileştirmek doğru değildir. Ramazan gününde en çok başkasının hakkına riayet etmesi gerekenler oruç tutmayanlar değil, aslında oruç tutanlardır. Yani oruç tutanlar oruç tutmayanlara gözünün önünde yiyenler, içenler olursa büyük bir hoşgörüyle ve sabırla yaklaşmalıdır. Tam tersi, oruç tutmayanlar oruç tutanlar tarafından tartaklanması, itelenmesi, ötekileştirilmesi çok yanlıştır. Hiçbir şekilde dinde yeri yoktur. Kur'an'da böyle bir şey de yoktur. Peygamber de böyle bir uygulamada bulunmamıştır. Yani oruç tutmayanlara baskı uygulamak. İnsanlar oruç tutar, etrafında insanlar yerler, içerler. O orucunu tutmaya devam eder. Zorlanmadıkça da ben oruçluyum falan demesine de gerek yoktur. Oruç zaten tam da budur. Böyle bir anda kendini tutmaya devam etmesidir. Evet sevgili seyirciler, bugünlük de programımız burada sona erdi. Sizlere kısaca ve genel olarak oruçtan bahsetmeye çalıştım. Bir başka programda tekrar birlikte olacağız. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.